Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Kabe'deyiz. Gerçekten arkadaşıma iyi ki uydum diyorum. Gece 2 şu an, o kadar güzel ki, bayağı da kalabalık. Özellikle böyle evden çıkıp direkt hani böyle Kabe'ye gelebilmek gerçekten muazzam bir duygu. Şimdi burada böyle Türkleri de görüyorum. Bu arada arkadaşım da şöyle izin aldım, yakından çekeyim. Arkadaşlar, bana hangi otelde kalalım Mekke'ye geldiğimizde diye soranlar oluyor. Özellikle Avrupa'dan, hani turla değil de ailecek gelmek isteyenler. Bakın, Swiss Hotel burası. Şöyle hemen göstereyim. Şurası da Kabe. Gel oraya gidelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet, şu anda Mekke'ye giriş yapıyoruz. Bu arada dün bunu çekmiştim. Herkes sormuş arkadaşlar. Burası Mekke'nin girişi. Böyle size de göstereyim. İnşallah gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip olsun. Bugün sevgili Narin beni kaçırdı. Bu arada çok yakıştı, inanılmaz yakıştı başörtü. Narin iş insanı. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Burada Arabistan'da işleri oluyor. Sabah 7'de uçağı var. Ve bana dedi ki, Mücellacığım lütfen Kabe'ye gidelim. Yoksa tek gideceğim dedi. Benim de gönlüm razı olmadı tek gelmesine bu kadar yolu. Cidde'de kalıyor normalde, otelde kalıyor. Sonra dedim ki hadi gel beraber gidelim. Şu an saati hemen gösteriyorum. Şu an saat 1 arkadaşlar. Biz Mekke'ye gidiyoruz. Dua edeceğiz, namaz kılacağız. Ondan sonra da Narin saat 7'de İstanbul uçağına binecek. Birkaç saatlik böyle Mekke'ye gitmek istedi. Uyumak istemiyorum, otelde geçireceğim vakti, Kabe'de geçireyim dedi. Gerçekten. Şöyle size birazcık yolu da çekeyim. Bu arada Kabe'de seni detaylı çekeceğim. İzin aldım. O kadar yakıştı ki. Maşallah, gerçekten çok yakıştı. Bayıldım. İnanılmaz, inanılmaz güzel ve çok yakın bir arkadaşım. Biz 5 yıldır tanışıyoruz. O zamanlar benim 2000 takipçim falan vardı. Benim eski dostlarımdan Narin, kadim yani. Çok nadir böyle. Her geldiğinde de Mücellacığım ben geldim seni göreyim diye Allah razı olsun arıyor. Bugün de ben Mekke'ye gideceğim dedi biz görüştükten sonra. Ben de gitme dinlen dedim. Yok dedi, Kabe'ye gitmem lazım. Hatta dün akşam da Kabe'deydin değil mi? Ay maşallah ya. Dün akşam Kabe'deymiş. Bugün Cidde'de toplantıları vardı. Onları yaptı. Şu anda yine gideceğim dedi. 1-2 saat de olsa Kabe'ye gideceğim dedi. Hemen kahve yaptık. Kendimize yola çıktık. Vallahi dönüşte ben sürerim, haberin olsun. Yorulursan söyle bak, lütfen çekinme. Hiç problem yok. Zaten alışık, kendisi İtalya'ya gidiyor arabalarla. İstanbul'dan çıkıp İtalya'ya gidiyor. Maşallah diyeyim. Gerçekten çok, yani maşallah çok iyi bir şoför. Gel şey diyormuşum, Türk gençlerine taş çıkarır. Bu arada iyi ki geldin. Biz Riyad'da da görüştük. Hatta kayınvalidemlere geldi. Kayınvalidem çok beğendi. Bir tane kaynım olsaydı elti olurduk. Evet. Böyle yani arkadaşlar. Türkiye'den misafirim var. Kabe'de görüşürüz. Evet. Biz şu anda Kabe'ye geldik. Arabayı park ettik. Şu an Mekke'de hava müthiş. Bana hep soruyorsunuz ne zaman gelelim diye. Bu aylarda eğer imkanınız varsa muhakkak gelin. Ya bakar mısınız? Çok yakıştı başörtü. Maşallah Narin'e. Çok yakıştı gerçekten başörtü. Bayıldım. Mekke'de hayat hiç bitmiyor. 24 saat. Bakın herkes, umreye giden var. Dükkanlar açık. Sabaha kadar burada hayat devam ediyor. Size hiç bu saatlerde Mekke'yi çekmemiştim. Şimdi çekeyim. Bak gördün mü? Hava ne kadar güzel. En son Türkiye'de üşüyorduk. Evet, biz Türkiye'de üşüyorduk. Şansıma çok çok güzel bir hava. Evet gerçekten. Bakın böyle size Mekke'nin çarşıları. Narin, buraları görmüş müydün? Hayır. Gezmiş miydin buraları? Hiç gezmedim. Hep iş için geliyor ya. Evet. Narin genelde iş için geliyor. O yüzden direkt Kabe'ye gidiyor.
duasını ediyor, namazını kılıyor. Tekrardan ya Cidde'ye dönüyor ya da Riyad'a. Çok yoğun çalıştığı için. Ama her fırsatta da Kabe'ye koşuyor. Bakın, her yer açık. Şu anda saat kaç? 1.30 değil mi? 1.40. Şu an 1.40, 2'ye geliyor. Otobüsler Medine'ye gidecek, hazırlanıyor. Arkadaşlar, bu arada kar mı yağdı diye soranlar var. Kar yağmadı. Çok şiddetli yağmur yağdığı için. Gel bir bakalım, şurada pullu boneler var. Bu arada çok şiddetli yağmur yağdığı için onları dolu gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bir kem halde. Bakın şu çocuklara şundan aldı. Çok fazla soran oluyor. Buradan çarşılardan bulabilirsiniz. Her şey var bak. Elektrikli ocak bile var, kettle bile var. Şunlar sürme. Aa süper. Bundan mı istiyor benim arkadaşım? Sürme de var. Bak onların içi boş, dolduruyorlar. Şu gördük toz şeyler bak. Bunlar o poşetler. Hehe şunlar. Ama normal kalem olanı da var. Onlar daha kullanışlı. Hehe. Evet şöyle bakın, kız çocuklar için şu elbiseler. Şunlardan aldım, şu siyahlardan. Evet öyle bir şey. Çektim. Şunlardan da bayramda alıyorum bak. Şunlar da çok güzel. Bayram günü sokaklar full. O kadar kalabalık. Bak burada olabilir. Evet, Mekke'nin pazarları. Bu şekilde. Evet, burada böyle birisi yatmış, uyuyor. Buraya araba girişleri yasak. İşte misafirim. Birdenbire çok büyük bir deprem olsa burası nasıl olur? Oo, hiçbir şey kalmaz. Binlerce insan. Şu an burada AVM, otel, restoranlar. Şey çok korkunç ya gerçekten. Evet, çok büyük. Kaç katlı acaba? Sen de 150 falan vardır herhalde. Bak içinden merdiven yapmışlar oralara. Bir gördün şey mü? Gerçekten bu 100-150 kat falan vardır. 150. 150 rahat vardır. Çok korkunç bir şey. Gerçekten çok korkunç. Evet, şu an Kabe'ye doğru ilerliyoruz. Mekke'de hayat durmuyor. İstediğiniz saatte her yer açık bakın. Ama biz biraz ters taraftan geldiğimiz için burası biraz ıssız. Evet, karanlık. Burası Cebel Ömer. Hemen şu arka Swiss Otel bak. Bu şey Tower. Burası Zemzem Tower. Saat Kulesi. Bulutlar. İnşallah dönebiliriz. Çünkü Nari'nin uçağı saat 7'de havalimanında olması gerekecek. Hava çok güzel ya, maşallah. Çok güzel biliyor musun? Efil efil esiyor. Mekke'nin soğuğu da çok soğuk. Ben ilk evlendiğim sene gelmiştim. Bayağı bir zatürre oldum. Aslında öyle bir sene soğuk. Şu an iyi, evet. Kuru soğuk oluyor. Evet, buz gibi. Ben ilk geldiğimde 2 dereceydi. Türkiye'dekiler inanmıyordu böyle bir soğuk. Nereye gelmiştin? Riyad'a. Riyad'ın soğuğu çok mu? Ya. Hep Türkler şey sanıyor. Aa, Arabistan işte. Aynen. Kum içinde vesaire. Ama aslında burada da her şey var. Evet. Ya ben şeyi anlamıyorum. Mısırlılar. Mısırlılar değil de Endonezyalılar falan atkı matkı takıyorlar bu sıcak. Şey. Tanınmak için. Tamam, nasıl bizdekiler başörtü şey takıyor ya. Triko, galiba şey bilerek üşüyorlar galiba bu klimalardan. Ne diyorlar onlar da, şirket olarak şey dağıtalım. Ama çok sıcak. Onların boynunda kalın kalın trikolar insanı böyle şey yapıyor. Arkadaşlar bana hangi otelde kalalım Mekke'ye geldiğimizde diye soranlar oluyor. Özellikle Avrupa'dan, hani turla değil de ailecek gelmek isteyenler. Bakın Swiss Otel burası. Şöyle hemen göstereyim. Şurası da Kabe. Yani yürüyerek bir 5 dakika falan. O yüzden tavsiye ederim. Orada kalabilirsiniz. Çok yakın.
güzel kokuyor. Evet, burası çok güzel kokuyor. Şurada şey var ya. Dera. Burası parfümcü. Ama misk geneli güzel kokuyor bence. Evet, bak Out Elite. Buralar hep buhur, misk satan. Kabe'nin güvercinleri. Saat 2'de bakın. Her yer tıklım tıklım. Ama çok temizler, biliyor musun? Bayılıyorum. Endonezyalı ve Malezyalı hacıların elinde dezenfektan. Evet. İnanılmaz temizler. Ay. Hiç korkmuyorlar. Çok alışıklar bak. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Kabe'deyiz. Gerçekten arkadaşıma iyi ki uydum diyorum. Gece 2 şu an, o kadar güzel ki bayağı da kalabalık. Hani biz böyle boş falan sanıyorduk. Ama gerçekten herkes böyle gelmiş, oturuyor, namaz kılıyor, dua ediyor. İnanılmaz güzel. Özellikle böyle evden çıkıp direkt hani böyle Kabe'ye gelebilmek gerçekten muazzam bir duygu. Şimdi burada böyle Türkleri de görüyorum. Bu arada arkadaşım da şöyle izin aldım, yakından çekeyim. Maşallah. Gerçekten çok yakıştı başörtü de. Şimdi birazcık namaz kılacağız, dua edeceğiz sizlere de. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şurada var. Hala Kabe'de bak, çalışmalar devam ediyor, inşaat. Bana soruyorsunuz bazen niye bazı yerler boş diye. Çünkü inşaat çalışmaları var. Evet, şu an tam Altınoluk'un karşısındayız. Bu arada Almanya'dan çok fazla takipçim var. Bayağı bir görüştük birçoğuyla. Saat 3 olmasına rağmen Türkler Kabe'de. Çok Türk gördük. Değil mi? Efendim? Mutlu musun? Çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Şimdi yeşil halılara gideceğiz. Orada namaz kılacağız. Gel oraya gidelim. Oraya, şu yan tarafa. Ha doğru. Ha var, açık gel. Demek ki bu Avrupa grubu zaten. Demek ki şey, sabah namazına böyle 2-3 saat kala gelip tavaf yapıyorlar. Milli Görüş şu anda geldi. Bayağı kalabalık ama. Bir 200 kişi var rahat. Şey dedim, namaz kılınan yer nerede, bayanların namaz kılıyor? Dedi yerler temiz, kılın dedi. Yeşil halı değil mi? أشهد أن لا إله إلا الله.
Ashhadu an